Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Hizmet imaniye de kayım saim eylesin inşallah. Bizi birbirimizle imtihan eylemesin. En ağır imtihan kendimizi kendimizle imtihan olmamızdır en ağır imtihan kişinin kendisiyle imtihan olmasıdır. İmtihansız hayat yoktur. Allah suhulet nasip eylesin inşallah. Kolay değil. Bu akşam gördüğünüz gibi ifsat ceyranlarına karşı teyakkuz hulul yöntemi. Niçin böyle bir dersi seçtik? Pek rastlamayacağınız, duymayacağınız bir derstir. Hululu tarif ediyorum ama lugatta yok böyle. Lugatı söyleyeyim. Munafık sevginizi Muhabbetinizi alarak yani almayı becererek kişinin ailesine veya kişinin şahsına ailesine cemaatine ve cemiyetine girme yöntemi lugatı bu tabirini ben yapıyorum bir biraz önce dediğim gibi davranış çok önemli ali bu davranışlarını size beğendirmesiyle aklımıza fikrimize beğendirmesiyle muhabbetine muvaffak oluyor. Ruhun latifelerine, şefkatine, muhabbetine muvaffak olup içimize giren sinsi bir zihniyet. Bunu Ustad Mestevi Nuriye'de şöyle diyor. Bak aileler nasıl yıkılıyor göreceğiz. Kalı Mestevi Nuriye'de şöyle geçiyor. Kafirle mücadele etme kolaydır. Çünkü kafir karşıdadır. Munafık içeriye girer. Eve mesela girdi. Dışarıda ise zırh giyersin. Arabadan inmesin. Şu olur bu olur. Ama evine girerse mutfakta nasıl korunacaksın? Tuvalette nasıl korunacaksın? Düşün ki e, sinsi bir düşman eve girmiş. Yatak odasının altında mı? Nerede yani? Devamlı teyakkuzda olmak. Çok zordur ve yorar. Adamı ne yapar? Yorar. Zordur ya. Yani. Hele hele <laughs> cemaatta ise, cemaatın içinde ise biraz daha kolaydır. Cemaatta ise biraz daha kolaydır ama yönteme uyulursa, şahıs merciyeti yapılırsa çözmek mümkün değil. Onun için Risale-i Nur tarikat değildir. Ve şahıs merciyeti yoktur Risale-i Nur'da. Liderlik yoktur Risale-i Nur'da. Müdebirlik vardır. Yönetim vardır. O yönetim de ehilleriyle meşveret yapılarak yapılır. Ben buraya çıkabilmem çıka için 1978-80'de 2024 şahs manevinin ona ile gele 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 karşınızda bulunuyor. Ve şahıs merciyeti var mıdır? Asla. Çok korkunç bir hata olur. Hemen başlayacağım mevzuya. Sebebi mutlaka insan ismet sıfatına sahip olmadığından, kusurları olacağından ehli dalalet onun hizmetini akamete düçar etmek için devre dışı yapmak için şahısların kusurlarına noktayla basar. Aa bak bu böyle. Aa bu böyle diye şahsın kusuru şahısta kalırken liderlerin kusuru cemaate mal olur. Onun için Risale-i Nur'da liderlik yoktur, müdebirlik vardır. Tarikatta ise şahs merciyeti olduğundan çok rahnelere sebebiyet verilmiş. İslam cemiyetinde güzel olur da fitnenin kol gezdiği, herkes alenen rahatça her şey yapabildiği düşünebiliyor musun? Her şeyi ailesinin evine kamera koyabildiği, yani eğitimleriyle, telefonuyla e bir insana mutlaka o lidere, şehe, öndere, hocaya, alime bir şekilde girilir. Girilirse onun hatası veya beşeriyeti, üç şahs şahsiyeti edilemediğinden cemaata mal olur. Herkes üç şahsiyet sahibidir. Kadın ve erkek. Ben kendimden örnek veriyorum, hepiniz öylesiniz. Bir beşeriyetimiz vardır. Bir ana babadan doğmuşuz. Örf, anane, kültür ve geleneğin içine doğdum. İster istemez zaman, zemin, tam libasla giydiğim, yediğim, büyüdüğüm ve yaşım benim fıtratıma tesir yapacaktır, yapıyordur. Kültüre doğduğum için onun, onun dışına çıkmak zordur. İnsan bir beşeriyeti vardır. Unutmamak lazım bunu. Aile yuvalarının yıkılmaması için bu kesinlikle çok mühimdir. Bir, kişinin beşeriyeti vardır. İki, ubudiyeti vardır. Allah'a karşı içsel yapısı var. Teslim, tevekkülü, acz ve fakrını hissetmesi vardır. Aczini, fakrını, noksan ve kusurunu devrte etmesi Allah ile ilişkisi. Bilmiyor. Sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Senkisini de ben de bilmiyorum. Benim iç alemi nereden bileceksin? Bir de vazifedarlığı var. Yani makamdadır, şeyhtir, hocadır, alimdir, anadır, babadır, e, ders yapmada müddebir makamındadır. Bak lider değil müddebir makamındadır. Her şey açıktır. Eleştiri açıktır. Yapma vesaire diye. O demek ki böyle bir maskat. Görülmüş maskatlar dizilince tamam. Yani örnek gösteriyor. Herkes eşiniz dahi, aileniz ve siz üç tane şahsiyet sahibisiniz. Bir beşeriyet, bir ubudiyet, bir vazifedarlığınız. Beşeriyetle ubudiyeti veya beşeriyetle vazife darlığını karıştırırsak karma karışık bulaşık su oluruz. Onunla temizlik de yapılmaz. Demek ki bu beşeriyeti karıştırmamak gerekiyor. Şimdi ben bu durumlarda, ailevi durumlarda, şahsi iç alemde insanın en büyük imtihanı kendisi kendisinedir. En büyük zehiri kendisini kendisini zehirler. Aklını aklıyla, hissini hissiyle, duygusunu duygusuyla latifesiyle latifesini eylemiyle bedenini dönüştürür ve değiştirir. İnsanın düşmanı yine kendisidir en başta. Şimdi bu mikrop 5 e, girer davranış. Dışarıdan içeriye ezberlemeyin ya. Bedenden içeri giriyor. Soğan kabuğundan dışarıdan içeriye. Davranışlarımla münafık girebilir. Yani öyle yaşar ki beni cezbeder. Vay be haza ha, Müslüman. Oysa münafık. Davranışlarıyla celbeder, gözümüzü doldurur. 2- Aklım fikirleri, aklımın fikirlerine uygun yaşar, söyler. 3- Vicdanımın, vicdanda his var, hislerimi itmeyecek gibi vicdaniyat yapar. 4- kalpteki duygular, insani davranışlar yapar. Cömert davranır, ikram eder, verir. Vererek içeriye girer. Oh cömert, ihsan sahibi, öyle Kur'an'ın tabiriyle ve Allah Resulü'nün ifadesiyle öyle kuzu gibi konuşur ki ama içinde bir kurt vardır ki diyor. Vahşi kurttan daha kurt. De 5 beş, beşincisi de ruhumuzdaki şefkat ve muhabbetimizi celbeder ve girer. Bu beş tane şeyi kazanan münafık hulul eder. İçeride mikrop gibi aktif olur. Ya davranışımızı bozar ya aklın fikirlerini bozar ya vicdanın hissini ya kalbin duygusunu ya da ruhun latifelerini. Ruhun latife şu abiler. Ruha şefkatimi, muhabbetini, sevgimi, şevk, memnuniyetimi celbetmiştir. Şimdi geçiyoruz. Bu nasıl olur? Bunun çaresine. Cemaat az kılarsak nakıs anlamamış oluruz. Cemaat dersi değil. Şahıs dersi değil. Psikoloji psikolojidir. Psikati psikatidir. Ruhiyattır. Davranış felsefesidir. Her şeydir. Kimine derdi varsa alır. Bak diyor ki ifsat ceyranına karşı tayakuza, tayakuzu uyanıklığı gerektiren bazı emniyetli meseleleri soruyorsunuz. Yani Allah Resulü zamanında münafık var mıydı? Vardı. Onlar yok mu oldu o ölünce? Yok. Usta zamanında var mıydı? Var. Vefat edince yok oldu mu? Yok. Devam ediyor mu? Ediyor. Nurcuları ayrı girer. Mamut Efendi cemaatine ayrı girer. Kadiri'ye ayrı gider. Nakşi'ye ayrı gider. Süleymancılar ayrı gider. Tebliğ cemaatine ayrı gider. İhvan-ı Müslüman ayrı girer. Sana ayrı gider. Akrabada da ayrı gider. Yani böyledir. Peki niçin girer? Orada hizmet oluyorsa, orada fayda sağlıyorsa ümmeti Muhammed'e, ümmeti Muhammed'e istikamet veriyorsa mutlaka varlar. Eğer ümmeti Muhammed'e fayda vermiyorsa niçin olsun ki? İfsat komitesi zaten aldatıyor. Bir Müslümanın bir Müslümanın en çok en acımasız aldatması dini iledir. Dini istismarladır. Eğer ümmeti Muhammed'e istikamet veriyorsa bir hizmet yön veriyorsa orada olmaması adet ilahi zıttır. Çünkü Allah Resulü'nün zamanında vardı. Münafık yok muydu? Vardı. Ustadın münafıkları ne oldu? Uçtu. Mahmud Efendi Hazretleri'ndeki münafık ne oldu? Uçtu gitti. Var, kelebek oldu. Mümkün mü? E kerametin de yok. O zaman feraset lazım. Feraset için malzeme lazım. Bu cemaat, e, iç alemde hulul var. Vehim var, vesvese var, zam var, tereddüt var, şüphe var. Var da var. Esas en büyük hulul kişinin kendisi nedir? Yanlış karar verirsin, ihanet edersin, cinayet işlersin, hukukları paymal edersin, bir de haklı zannedersin. işte hulul yapar bunu. Hulul, işte dedik 5 sahada. Öyle yaşar ki celbeder bizi. Öyle konuşur ki mest eder bizi. Öyle his yapar ki onu kucaklayasımız geliyor. Öyle insanı davranışlar yapar ki mükemmel, kamil bir insan. Öyle bir şefkat muhabbet gösterir ki evliyeye azim eden. Böyle yapabiliyor. Bunun meziyeti bu nasıl yapıyor diyorsun? Ya, ya bunun için munafıktır. Sen yap da göreyim hadi. İstesen de munafık olamazsın. Vicdan seni bırakmaz. İman seni bırakmaz. İtikad sana bırakmaz. Munafık müjde olsun size. Bu dersten bunu alsanız çıksanız yeter. Şu "Mu acaba ben munafık mıyım?" sorusuna Munafık kendisini bilir. Çünkü Bakara suresinde o diyor İslam'dan çıktıktan sonra localarına gider. Onlara der ki ben öyle Müslümanlara öyle davrandığıma bakma. Ben onları aldatmak için yaptım söyledim. Localarına mason, lios, kulüplarına öyle der. Öyle der diyor Bakara suresinde. 6 tane ayet kafirlere ayet var. Sırf Bakara suresinde. Tam 2 katı 12 tane ayet. Munafıklara ait ayet var. Öyle bir şey. Hulul. Zaten sizin sorduğunuz meseleler bizim de meselemiz olup külliyattan aramayı düşünüyordum. Şimdi ise aramaya, aramama iyi bir sahip ve sebep oldu. Bunu toplayan kim? Tahmin edin. Evet. Bunu biz yapamayız. Gücüm yetmez. Seviyem yetmez yani. Bak yazısını görüyor musun? Böyle yani. <laughs> Allah Allah. Şimdi nerede o? Öyle yaşa ki Öyle yaşa ki hale yaşaman devam etsin. Berzahta ama yaşıyor. Öyle yaşa ki yaşaman devam etsin. Diyor ki evet kardeşim böyle ifsat şartlarının şiddeti ve sinsili sebebiyle gelecek ikazların nazara verilmesi icap ediyor. Aşağıda nakledilen ehli nifakın Hazreti Ustad'ı çürütme planlarına karşı yapılan ikazlar aynı zamanda Hizmet-i Nuriye'ye sadakatın lüzumunu tevilsiz ve merdane telkin ve tebliğ eden hizmet ehline de şamildir. Yani ustatta olan bir şey, risalede olan veya ustadın talebelerine olan bir ikaz bizimle alakası yoktur, değildir. Kur'an'da sahabe hitap gibi gözükürken, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitap gibi gözükürken, Eyüp aleyhisselama gözükürken Kur'an'da mı olmuş mu Metin? Orada biz varız. Onun şahsında bize ders veriliyor. Yunus Aleyhisselam'ın şahsında bize ders veriliyor. Biz varız. Hulusi deyince Ahmet diyeceksin, Hüseyin Hasan diyeceksin. Yani Eyüp Aleyhisselam yerine kendini koyacaksın. Yunus Aleyhisselam'ın yerine kendini koyacaksın. Nifak cehriyanı, münafık onların da hizmetlerine mani olmak ister. Hem bu teyakkuz dersleri yani uyanıklığımıza sebep olan dersler her zaman için çok lüzumlu ikazlardır. Gelecekler abi işte dersler gelecek şimdi. Risale-i Nur'un dersleri sadece yazıldığı zamana bakmayıp kıyamete kadar hükmü baki olduğu külliyatın malum ifadeleriyle bedidir. Bu ikazları bilmemek veya nazara almamak bazı hissiyat ve garazlar sebebiyle zendeka yani küreselciler demek ceyranına alet olmak tehlikesine sebep olur. Küreselciler aynı zamanda devletleri mason localarıyla yönetirler. Küreselcilerin kolları, gözleri, ayaklarıdır. Mason locaları, Lyons, Rotary gibi. Onlara külliyatta zendekader. Bu son senelerde bilhassa istihraç ve ihba, ihbar ustadane ile bilinen ve has nurcuların beklediği 1417, 2000'den sonra, 2012'den sonra, 12, 13, 14, 16 senesinden sonra usta şöyle geçiyor. Emirdağ'da da geçiyor 208'de. 12, 13, 14, 16'da diyor şiddetli tokatlar yiyecekler diyor. 15'i e atlıyor. 12, 13, 14, 16. 2000 koy yani usta orada gizlemiş. Gayrimüteşir de demiş ki o 2000 eklersen 2012'de tokat dediler. Zendeka Komitesi 13'te yedi, 14'te yedi. Sonra 16'da da duman oldular. Tamam bitti. En şeyi 2018'de start aldı. Kimse durduramaz İslam hakimiyetini. Ama kör olası cehalet zahiri bakıp diyor. Hani nerede diyor. Üçüncü dünya savaşı şunlar bunlar melemeler melemeyi kübralar savaşlar nedir? 3 Üçüncü dünya savaşı çok daha hızını aldı. Ama tüfekle zannediyorsun. Parasıyla, ekonomisiyle, filmleriyle Artık devletler muhaberesi, muharebesi, savaşları tabakayı beşer muharebesine tefki mefki ediyor. Yani vekalet savaşları yapılıyor. Yani bir e, DAEŞ'tir, şudur budur, bir e, devlettir, devlet o vitrindekidir. Bunlar savaş her sahada, savaş devam ediyor. Savaş çoktan başladı. Ne zaman? 2015'te hak ve batılın. 2016'da start alıyor diyor bu galibiyet. 2018'de zirve yapıyor. Gidebileceği son nokta ölü, üst ölü nokta. Yani küfrün 2018'de üst, üst ölü noktaya çıktı. Ondan sonra asla çıkış yok. Aşağı gidecek. Zahir aldanma şu andaki debelenmeleri, gebermeleri gösteriyor. Hayvana vurduğun zaman hemen o kadar sert tekme atmaz en sert tekme kan çıkıyor çıkıyor şah damarına vurduğun zaman şu anda ona doğru gidiyor şah damarına vurulacak. Allah'ın izniyle daha geri denişi yok. 76. sayfa 2. Emirdan da ne söylüyorsa ben kitabı söylerim. Cemahiri i Mutefika -i İslamiye bayramını göreceksiniz diyor Üstad. NATO gibi yani Cemahiri Mutefika -i İslamiye, İslami Cumhuriyetler Birliği olacak. Bunun başında Türkiye çekecek. Geçen hafta da 6 devletten bahsettim. 5 he altı e, şey toplam altıdır. Ben Mısır biliyordum. Mısır yok. Sebebi Türkiye var tek. Bütün alem İslam tek yani Türkiye'nin. Türkiye, Türkiye alem İslam. Şaşıracaksınız ama ne yapalım? Amerika 2'dir, İran 2'dir, Avrupa 2'dir. Amerika 2'dir, Avrupa 2'dir, İran Şia 2'dir. A Şia, Şiai velayet, Şiai siyaset. İran böyle ayırıyor ustad. Şu anda İran'daki sıkıntı Şiai velayetle Şiai siyasetin velayetle siyasetin çarpışmasıdır. Ama inşallah böyle galip oluyor velayeti. Siyaseti sıkıntı bize. Alem İslam'a. Amerika ikidir ayrılacak. Müsbeti İttihat İslam'a hizmet edecek. Emir Dabir 58. Evet kardeşlerim saklamaya lüzum yok. O zındıklar küreselciler. Risale-i Nur'u ve şakirtlerini tarikata Osmanlılar'da olduğu için bilhassa Nakşi tarikatına kıyas edip o ehli tarikatı mağlup ettikleri plan ile bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu ucumu yaptılar. Niçin? Ee, tarikatta lider esas olduğu için tarikatı şöyle dağıtır. Lideri satın almak veya zaaf yerlerini göstermek veya bir şekilde devre dışı yaptın mı cemaat dağılır. Yani tarikatta bu sıkıntı var. Ama bir merciyetin olmasından dağınık fikir olmaz. Bütün olur. Fakat bu tehlike var. Yani o şahsı devre dışı yaparsan. O Nakşi tarikatı Türkiye Osmanlı'da hakim olduğu için hem o başları falan ortadan kaldırınca diğerleri de dağıldı gibi. Ama bize böyle yaptılar diyor. Bize de bana da bunun için hücum ettiler. Beni tarikat lideri zannettiler ama diyor Aldandılar. Niçin aldandılar? Çünkü ben tarikat kurmadım. Risale-i Nur tarikat değildir. Hakikat mesleğidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin son mektubatın son, üçüncü ildinin son mektubunda söylüyor. Ahir zamanda böyle bir cemaatin geleceğini söylüyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu anh. Evvela ne yapacaklar? Ürkütmek. iki korkutmak. Üç, seni meslekten, cemaatten... Ko ...şey yapmak seni nasıl vazgeçirecek bu işlerde? İlk önce ürkütecek. Ha. Geldiler, basacaklar. Ha. Bastılar, sizi kaydediyorlar, şifreliyorlar. Eski de öyleydi, çok şükür o da gitti yani de. Şifrelendiniz, kaydedildiniz, fotoğrafını çekildi, kim girdi çıktı, kaydedildi. İslam, kırmızı kitabın içindeyken. Biliyor musunuz kırmızı kitap neydi? Kozmik oda var ya kozmik odada İslam tehlikenin birinci sırasındaydı. Kozmik odada İslam kırmızı kitabın içindeydi. Çok şükür yeşile büründü. Eskide vardı ya benim 80'de oralarda da katılırdık. Vay be. Ayasofya, Ayasofya, kızıl boyan yeşerecek. Ayasofya, Ayasofya diye böyle şeyimiz vardı ya kızıl boyan yeşerecek. Yeşil olacak. İşte Ayasofya'nın kızıl boyası var ya yeşerdi. O İslam tehlikesi kırmızı kitap da yeşile döndü çok şükür. Mesleğin suistimalatını göstermek. Tarikatın, cemaatin şöyledir diye. O kişinin ve o cemaatin o kadar güzelliklerini göstermez. A şöyle yaptı diyor. Lan bu kadar kişinin içkiden kurtulmasına, namaza gitmesine, ...secde etmesine menzil sebep oldu mu? Aa şimdi diyor şey... Yapayım. ...ya kardeşim bu kadar hayrı niye görmüyorsun ya sen... ...müfsit misin? İfsat ehli misin yani? Hep kusur görecek şey misin? Yani bir şeytan mısın? Hep kusur görmek... ...ya şeytana mahsus ya. Acayip bir şey ya. Tamam kardeşim... ...bir kasada çürük elma var diye ben o kasadan vazgeçiyor muyum? Yok. Müslüman ayrı bir şeydir. İslamiyet ayrı bir şeydir. Müslüman insandır. İslamiyet insan değil... Müslüman ata yapar, İslamiyet ata yapmaz. Ve o mesleğin erkanlarının ve müntesibinin kusuratlarını teşhir etmek. O şöyle yapmış. La su bir kere. Müslüman biraz İslamiyet'i bilse rahat eder. Allah diyor ki tecessüs etmeyin haramdır. Adam kamera koymuş her yerine. E bak ifşa edeceğim diyor. Özel hayatını deşifre edeceğim diyor. Biz de vay be ne adam şu nasıl yapıyor. Tam tersine ifşa eden, tecessüs eden haram işliyor, kebair işliyor. Ona hücum etmiyoruz. Vay be bu adam böyle yapmış. Yapmışsa gizli yapmış. Kardeşim örtün diyor ya. Cemaatları, kişileri ortada nasıl kaldırıyorlar seni akrabaların arasında? Bir, ürkütmek. iki korkutmak. Üç, o cemaatin ve o şahsın, o akrabanın uygulayın kanun. Eksik bazı kusurlarını göstermek. Başka? Maddin felsefesi, felsefe yaptırmak, her şeyi akla indirgemek. Sanki Allah bu kainatı akılla yaratmış. Sonra medeniyetin cazibedar sefaatleri. Medeniyetin o cazip şeyleri var ya böyle, fantazi, gayrimeşru hayat. Onları piyasaya çok sürerek medeniyetin cazibedar sefaatleri. Başka? Uyutucu lezzetli zehirleriyle. Uyutucu. Telefon. Oğlum dur anne yav. Hep beni buluyorsun. Anne yani orada bağırıyor. Veya kız. Oho. Daha şimdi yeni girdim odaya. 3-4 saat oldu. Nereye girmiş? Nasıl çıkacak o kuyudan? Bunu ana da bir de çağırabiliyorsa. Ana da zaten kuyuda. Ne yapmış? Lezzetli zehirleriyle. Zehirli lezzet. Yerken lezzetli. Böyle Karadeniz'in o tutan balı vardı eskide. Şimdi yok da. Ondan sonra onu çok lezzetlidir. Ama yarım saat, 20 dakika sonra duman eder seni. Mabeynlerinde bak, medeniyetin yani akılcılığı öne sürmek, medeniyetin cazibedar faatleri o gayrimeşru zevk hayatları, uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsat edince aramızdaki, bu oturuyoruz ya dersten sonra, dersten sonra, şey önce, piş piş piş. bak mabeynlerinde aramızda Tesanudu kırmak, dayanışmayı, bütünlüğümüzü kırmak, oraya çomak sokmak. Başka? Tesanudu kırmak ve ustatlarına ihanetlerle çürütmek. Said Nursi Kürt'tü. E tamam, orada durmaz bu. Allah Resulü Arap'tı. Tamam, durmaz. Görtü biraz da. Allah nereliydi? Ne oldu? Said Nursi Kürt'se. Allah Resulü de Arapsa, Allah nereli? Ali, Allah nereli? Tobe Her şeyin. Ha, ellerinde olanlar her şeyin arkasındalar bunlar. Ya, çok şükür. Ne yaparlar? Aramızda, mabeyinizde tesanüdümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışıyor. Aile hayatını uygula. Bir bakıyorsun, aile hayatını en çok neyle yıkılır? Haramlık ve selamlık yapılmamaktan yıkılır. Nasıl yıkılır? haramlık selamlık yapılmazsa akrabalar arasında biraz uzaksa başlar mikroplar depreşmeye Allah haram dedi ya kadın ayrı erkek ayrı yerde oturmasa e, tam da yakınlık ama bu sefer duygular hepimiz insanız da insan başlar depreşmeye başlar yakınlık konuşmaya vesaire whatsapplardan konuşma yani bu sefer e, tesanüdümüzü bir birliğimize gölge düşürmeye başlar. Dikkat etmek lazım. Demek ki haramlara ürk, ürkütmek, korkutmak, tarikatın veya nurculuğun hangi meslektense su suistimalatını güya gösteriyor. Neler oluyor? Bu kadar hayvan gidiyor. Mesela kurslara gidiyor ya. Nereye gidiyor? Sana ne? Sen mi verdin? Konuşanlar beş kuruş vermez. Kim konuşuyorsa vermiyor. <laughs> ben denedim biliyor musun? Almanya'da da imamım. Böyle, böyle biraz garip tarafım da var benim. Almaya da Diyanet'in camisinin imamım. Ulan her hafta konuşuyor. Baktım ki aynı adam. Aynı adam konuşuyor. Camenin kamerası var böyle. Ya merak ettim. Oturdum. Ya dedim bu adamın cumadan girişini sonra kadar seyredeceğim ben bunu. O konuşan nereye gidiyor falan nereye gidiyor. İki kişi de bulmuş. Hepsini inanç baktım ettim. Onu da kaydettim. Girip çıkana kadar size doğruyu söylüyorum. 5 kara beş para vermemiş. Ama konuşan da o. Veren hiç konuşmuyor. Sonra mecbur ettim, mecbur oldum. Cuma'da arkadaşlar dedim, kardeş Müslümanlar. Ya dedim böyle böyle sesler diyoruz. Dedim ya ben bir bakayım dedim. Kamera var dedim biliyorsun. Baktım Cuma'dan girişinde çıkışına kadar kim para veriyor kaydettim. Baktım ki dedim para verenler belli. Ona göre para vermeyenler fazla konuşmasın bak dedim ha kayıt burada. Ona göre vaza devam ettim gene. Bir de baktım pşş her şey bir süt değil mi? Acayip bir şey. Yani uyan şey olmak lazım artık saflık dönemi yok. E, Mütesiplerin kusurlarını serişte etmek, İlle felsefeyle mantıkla ölçme Böyle temel ediyorum. Ya sen bir dünyan var ya. Senin dünyanda sen bile yoksun da. Niye bana böyle böyle de demiyor? Niye böyle böyle yapmıyor? Ya sen kendi dünyanı sağlamlaştırmadın. Sen kendi dünyanda şüphelisin. Kendi özel dünyayı diyorum. Kafa dünyası. His dünyası. Yok kardeşim ya. Bütün hücumları, şahsımı çürütmek bak ve nurun futuatına bulantı vermektir. Yani Said Nursi devredişi olsun, nurculuk kalkar. Ee, gitti bak daha devam ediyorsunuz. Bak şahsıma hücum Demek ki şahsı hücum edecekler. O zaman sen de şahsı putlaştırma. Yüceltme. Vesilelik yap. Şu ayna düşün tamam mı şu ayna. Güneş ayna. Güneş ayrı. Bu ayna Bu güneşte ustadı misali. Aynadı bu şey aynadaki güneş. Bahçene bağına vursan bu ayna vasıtasıyla geldi diye aynaya güneş deme. Vasıta de, değer ver. Putlaştırma. Yani aynalıktan fazla makam verme. Tarikattaki şeyhin, cemaatların başları, abileri, hocaları kimse ayna gibidir. Semadaki güneşi istediğimiz yere yansıtıyorlar. Onun için bize lazım bu ayna. Bu aynı olmasa biz direk alamayız, yanarız. Keban Barajı'ndan elektriği evine direk alamazsın. El, evin duman olur. Arada traf olması lazım. Keban Barajı'ndaki elektriği direk nasıl bağlayacaksın? Onun için mezhepler lazım. Sonra cemaat hocalar lazım. Yok abi ona... E sabahtan beri, sabahtan beri çalışıyorsun. Nasıl öğreneceksin bu dini? Sana lazım değil. Sana illa mevcut yok ki. Sen nerede öğreneceksin? Bak bugün hepimiz birbirimizi iş şey yapmayalım. Sabahtan çıktık işe, akşam geldik, zor geldik. Dini nasıl zaman ayıracağız? Dini öğreneceğim, sonra çoluk çocuğum anlatacak. Aa geldin işte çalıştın, koltukta oturuyorsun, dinliyorsun. Ama ben bu işi yaparken sen de o işi yapıyorsun. Sen ampulü yatırıyorsun, bu binaya vesile oluyorsun. Ben de buna çalışıyorum, uğraşıyorum. Taksimul amal, yani ben fitili getirdim, sen gazıya getirdin, sen kirbiti getirdin, sen de şişeyi getirdin. Lambadan hepimiz istifade ediyoruz. Ama hiçbirisini putlaştırmamak gerekiyor. İlahlaştırmamak gerekiyor. Allah öyle diyor Celle Celaluhu. Nefsinizi ve önderinizi vesaire insanları ilahlaştırmayın. Emirdağ'daki malum munafıktan daha muzir ve gizli zındıkların elinde alet bir adam ve bidatkar bir yarım hoca ile beraber bütün kuvvetleriyle bize vurmaya çalıştıkları darbe 20'den bile inmiş. Şualarda Bak bunlar ittifak etmiş. Beni ve nurların gizli düşmanlarımız benim istemediğim halde hakkımdaki teveccüh ameyi kırmak. Yani niye? insanlar buna teveccüh etmesin. İnsanlar onu kutsamasın. İnsanlar ona değer vermesin. Said deken bizim gibi bir insandır. Tamam ama sen makam niye koydun müdür, genel müdür, başkan bilmem ne koydun. Hepsini bir protokol koydun. Yani paldır küldür. Ya şah niye böyle yaptırıyor? E sen peki başkanına niye öyle kapıcı koyuyorsun? Koruma koyuyorsun, araba koyuyorsun, bilmem ne koyuyorsun da. Ondan aşağı mı iş yapıyor? Gönüllerin sultanı, akıl ve kalplerin inşaat, inşaat mühendisi, insan insan mühendisi ya. İnsan sarafı aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu inşa edene hürmet etme diyor. E Sub diyor kanalizasyon yapana, çatı yapana, bina mı bilmem ne yapanlara hürmet tamam tabii ki edilecek ama e, bunu esas alıyorsun. Buna niye ediyorsun diyor. Acayip bir şey ya. Yani insanların nasıl böyle münafıklar hareket ed ed ediyorlar? Benim ve Nur'ların gizli düşmanlarımız benim istemediğim halde hakkımdaki teveccühü ammeyi yani insanların teveccühünü ile kırmak ve Nur'un futuratına set çekilir diye bazı saf dil, resmi memurları kandırıp şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle ihanetkarane böyle muameleye sevk etmişler. İşte ustad da ne demişler? <laughs> ne demişler biliyor musunuz? Kitapta yazdığı için söyleyeceğim. Ee, gitmişler bir sarhoş da bulmuşlar. Bu milletin nazarında Bediüzzaman'ı nasıl düşürelim? Gitmişler bir mehaneci bulmuşlar. Said Nursi'nin hizmetçisi buradan rakı aldı. Fahişeler de gitti. Rakıyı da ben götürdüm diye bir sarhoşu buldular. Buna em, imza at demişler. Vallahi böyle bir yalanla nasıl imza atarım ben, ben, demiş ya. Sarhoş bile imzalamamış. Vallahi ben böyle şey imza atamam, atamam demiş ya. Sarhoş ya sarhoş. Ha? Kim inanır demiş ya. Ulan şimdi bunu derse senin eşine iftira yapsalar. Normal kardeşim ya. Usta da yapmış ya. Kanun orada bırakma uygula. Bana yapsalar hemen inanacak mısın ya? Yani sana yapsalar inanacak mıyım ya? Ya yani üç tane şahsiyetim var, bir beşeriyetim var, bir ubudiyetim var. Vallahi hanginizi görürsem, Allah şahit olsun ki doğru söylüyor. Hanginizi en hiç uygunsuz bir görsem bile derim ki bu beşeriyetidir, normaldir, insandır, nefistir, düşer. Ama ubudiyet ayrıdır ya. Bunun Allah'a karşı imanı ayrıdır. Vazifedarlığı konumu ayrıdır. Vay be ben de bir adam biliyordum. Öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey olur mu arkadaşlar yani? Böyle insanlık dışı bir şey. Sen insanı anlamamışsın ya. İnsan düşmez mi ya? İnsan düşmez mi? Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu kırmak için devesini hep galip geliyordu. Galip geliyordu. Bir kafirin devesi geliyor. Peygamberin devesi galip gelip mağlup etmiş. O sahabe şaşırmış. Fiili ders verecek ya Allah. Sonra sahabe şaşırınca Allah Resulü demiş. Demişler ki ya Resulallah. O da demiş ki her kemalin bir zevali var. İşte diyor bu kemal kemal böyle gitse insanoğlu şimdiye kadar onu kutsamış putlaştırmıştı. Bu devenin ve beni putlaştırmamak için Allah benim devemle size ders verdi diyor. Hurmayı da öyle. Dedi ki hurmayı açtamayın dedi. He, vahiy, bir peygamberin bir aynı ağızdan vahiy. Aynı ağızdan hadisi kutsi. Aynı ağızdan hadis, hadis şerif çıkar. Bunu tefrik etmek için hurma aşlamayın demiş, öyle olmamış. Demiş ki ben size vahimi hadisi kutsi mi, yok beşeriyeti mi? Bak bu acımasız filmi fiilen gösteriyor yani anlıyor musunuz? Yani eğer o deve hepsini de mağlup etseydi o kutsanacaktı ve insanlık hep böyle yapmış, ilahlaştırmış maddeyi. İnsan üstü olacaktı o. Eğer o hurmalık meselesinde had, ayetle, hadisi kutsiyle ve hadiste karıştıracaktık. Tefrik ettiriyor. Fiilen çok çok böyle anlamlı ama zor bir imtihan. En ağır işleri peygambere kaldırtmış. Mesela köle hür birisiyle evlenemezdi. Boşanmış birisiyle, bekar birisiyle. Ya ne tuhaf şeyler vardı ya. Hepsini peygamber uygulattırmış. O adetleri, o vahşi insanların, ya burada ders yapıyor, kalkıyor orada cır 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 işiyor ya. Bu insanları medeni getiriyor ya, sahabe oluyor ya. Burada kenarda işiyor ya. Hazreti Ömer kanıcım, onun kafasını koparacağım diyor. <laughs> Ama Hazreti Peygamber ne diyor? Diyor ki ya Ömer, bilmiyorlar diyor. Ya böyle insanlar bu çıkartıyorsun. Peki ne yapacaksın? Öyle lafla değil, yaşayarak ders vereceksin. Bu tarafımla, bu, bu tarafımla da, bu, bu tarafımla bu. Erde ve düşün. Hep garip olsaydı. Ondan sonra deve yarışı bitti. Ne oldu? Ha kutsanmaz. Hacı, Hacı el Hacınız, ümreniz olur mu? İstilam yapmasan. Olmaz. Ama Hazreti Mehmet ne demiş? Ey taş, taşsın. O kadar şey değilsin. Ama Allah Resulü dediği için, o buradan başlatıldığı için, mihengi taş olduğu için, nokta olduğu için seni istilam ediyorum. Yoksa insan üstü değilsin dedi. Ama şimdi birbirimizi kırmaya gidiyoruz. Ya bir kutsansa ne olacak? Taş olacak ilah. Çok tuhafız ya. İnsanoğlu gariptir ya. Kendi yapıyor putu, kendi tapıyor. Sonra acıktığın zaman bu heykeli yiyor. E o zaman arkadaşlar birbirimizi çürütme yöntemi bu. Fitne yaparlar. Piş, 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 piş. Duydun mu? Böyle. bu var ya şöyle. O şöyle yaptı, bu böyle yaptı. O cemaat şöyle yaptı. Ya karışma kardeşim. Bakın yani gidip o beşeriyetini nazara verirler. Bir sürü işleri var. Bir sürü hayırları var. Bir sürü güzellikleri yok mu bu adamın ya? Var. Niye hep kusuru görüyorsun arkadaşım ya? Kendine de öyle uygulayayım. Ben adam değilim. Ben beceremiyorum. Becereceksin kardeşim. Ne demek beceremiyorsun? A bak iyi tarafın da var. Nedir o? Kötü tarafını anlamışsın. Ne yapacağım diye çareyi arıyorsun. Yola düşmüşsün. Adım atıyorsun. Derslere gidiyorsun. Kitap okumuyorsun. Bir şey yapıyorsun. Aa işte bu. Kolay ki insan olmak. Uçağı kaldırdı. Bizim hoca öyle derdi. Uçağı kaldırmak ayrı bir marifet. O irtifata tutmak en zordur. Ama onlardan bir tanesi de <laughs> diğeri kaldırmaktan daha zor şey. indirmek. Yani üç tane şey yapacaksın. Bir kaldıracaksın. Şey, dört tane şey var. Piste yürüteceksin. Kaldıracaksın. İrtifayı tutacaksın. indireceksin. Dört denim. Akıl, vicdan, Kalp, ruh. Fırtınalar var kardeşim. Uçağı uçuracaksın. Başta zındıklar ve ehli dalalet. Ve ehli siyaset. Ve ehli gaflet. Bak küreselciler. Memleketimizdeki dinsizler. Memleketimizdeki siyasi liderler. Ve ehli gaflet Müslümanları. Hatta safi kalp, ehli diyanet. Şahsa fazla emniyet verdikleri cihetinde. Kardeşim adamlar, zındık komiteler, ehli dalalet, ehli siyaset, ehli gaflet, saf dil Müslümanlar da ferde çok emniyet veriyor. Fert hakimiyeti yok arkadaşlar. şahs manevi vardır. Yani bir cemaatin ruhani bir hali var. O adam onu temsil ediyor ama o onun lideri değil. Müddebiridir. O cemaatin güzelliklerinin tüm özelliğini o liderde arama. O liderde göremezsin çünkü beşerdir. Dedik ya birimizi fitil getirdik, birisi gazya getirdi, birisi kirbit getirdi, birisi cam getirdi. Lamba yaktık. Hepsini nasıl getireceksin ya? Her şeyi getiren Allah Resulü'dür. Aleyhissalatü vesselam. O zaman bir cemaatin sevabı, hasenesi, o külli feyzi bir şahıstan istenmez. Bir devletinde de mu bir şahsa yüklenmez zulüm olur o kadar fedakarlık yapanlara zulüm olur. Ya bak ehli, bunu kim yapıyor? Zındıklar yapıyor kasten. Ehli dalalet yapıyor. Siyaset yapıyor. Zannediyor mesela ben Hasan'ı ayarlarsam bu cemaat da bana oy verir. <laughs> cemaat Hasan'ı mı dinler ya Risale'yi dinler. Bu yaptıktan sonra geliyor. Abi orada öyle yazıyordu ama bir soracaklar bana hesap verecek. Şurada böyle dedin. Ehli siyaset, ehli gaflet hatta safi kalp, ehli diyanet Şahsa fazla emniyet verdikleri cihetin de haksızlar. Haksızlar. O şahsı çürütmekle çünkü cemaati yok etmek için eğer şahsı yok edersen cemaat gidiyorsa ehli dalalet ilk önce pompalar. Hocam, hocam traktör şamyonu gibi hava basar. Hocam, şehim, şehim çıktı çıktı. Çıktı mı yukarılara? Tamam. Herkesçe makbul mu? Tamam. Bir çivi at şimdi. Piş, doğru dipte. Lan adam biliyorduk. ben Adam da kıkı kıkı kık, gülüyor uzaktan. Adam biliyordu. Bak, bak neymiş ha? Kurt beslemişiz. Ama şahıs merciyeti olmasa beşerdi yapar. Düşer. Düşer. Hazreti Ebu Bekir var. Hazreti Ömer var. Hazreti Ömer. Yani din bir kişi de mi? Şahıs merciyeti mi var? Din bütün hep Ebu Bekir Sıdık Radiyallahu'ndan mı geliyor? Hep Hazreti Ali'den mi geliyor Radiyallahu'ndan? Hayır ya. İşte şahsı Hocam, abi, şeyhim, ustad, şişir 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 gökleri sığmayacak. Ufak bir çiviyle doğru dipte. E o zaman ona verilen muhabbetlerde herkes dibe gider. O zaman biz vesileliğine bakacağız. Ziyaretli meselesi var Risale-i Nur'da. Şeyhini uçuruyormuş e, abisi Abdullah, ustadın şeyi o şöyledir, böyledir, uçuyor, kaçıyor falan. Bak, ölçüyor bak. Ustadı bağlamak istiyor. Çocukmuş da ustad. Abisi diyor ki benim şakım uçuyor, kaçıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Dedi ki abi, yani farz muhal senin dediğin gibi olsa o şeyh. Ben senden daha fazla onu seviyorum. Niye? Çünkü sen muhabbetini uçuyor, kaçıyor şu meziyetinden dolayı seviyorsun. Ben oysa o meziyetinden dolayı sevmiyorum. Ben onu hakiki şöyle seviyorum. O Müslüman ehl-i sünnet alimidir. Ehl-i sünnet ve cemaat içinde sünnet-i seniyeye ve Kur'an'a hizmet ettiği için başımın üstündedir. Benim uçuyor, kaçıyor, geziyor, kerameti var, keşfiyatı var diye değil benim Muhammed'im. Onun hizmeti, hizmetkarlığına benim muhabbetim var. O zaman alemi gayb açılsa, senin zannettiğin gibi çıkmasa sen muhabbetin iner. Ama ben ise yaptığı fiil üzerine muhabbetim ettiği için zannettiğim makam olmasa ben zaten fiiliyatına muhabbet etmişim. Demek ki muhabbetin ölçüsü ehli sünnet vel cemaat dairesi içinde itikada ve Kur'an'a sünnet-i seniyeye, ahkam-ı İslamiye'ye, kitap, sünnet, icma ve kıyas el sünnet akaidisi içerisinde dine ne kadar hizmet ediyorsa, ne kadar vesile oluyorsa bize, bizim alemimize taş, toprak oluyor, güneş, su oluyorsa, o nispette ayağı başımızın üzerindedir. O nispette muhabbetimizin şekli uçuyor, kaçıyor da değil, hizmetinedir. Ne kadar hizmet? Mesela adam gelmiş, Me, sarhoş ben biliyorum. İç, içiyor, ot da içiyor, şey de içiyor. Adam bıraktı, ben şahit oldum mesela. Adam menzilde bıraktı. Hocam ben bıraktım ya dedi. Zeti burada. Hakikaten ya. Olan ben yapamadım hocam dedi. Gittim öze kurtun Oh be dedi. Lan e, İslam cemaatine camiasına bir güzel insan girdi. E buna vesile olanı sevmez misin? E bu fiiline bak. Kör olası şeytan çok acayip bir şey ya. Şeytan iyilik görür mü? Sanatı fıtriyesi icabınca güzelliği görmez. Melek kötülük görür mü? Görmez. Sığır ikisinden de uzak biz insanız. Hem iyiliğe bakarız hem kötülüğe bakarız. Mukayese ederiz. Allah'ın kanunu haşir meydanında bize nasıl muamele edecek? İyilik bir tarafa, kötülük bir tarafa. Hangisi galipse öyle muamele edecek. Bir iyiliği var doğru cennete. Bir kötülüğü var doğru cehenneme atmıyor Allah. Muvazeni amal yapıyor. Hasenat, seyyat hangisi galipse öyle muamele ediyor. Bize de diyor ki bu şeriatı kanunuyla siz de birbirinize böyle yapın. Eşine böyle yap. Kötülüğü bir tarafa, yanlışları. Doğruları bir tarafa. Hangisi galip? Öyle muamele. Et. Bir eksikliğiyle atarsan sen çoktan atılmıştın. Çünkü senin de bir sürü eksikliğin var. Bir tanesi dediği gibi ne ayakta su içiyor diyor. <laughs> Çocuk gelmiş duydum ya. Niye ayakta su içiyor diyor. E yavrum dedi otursun kalksın ne yapsın diyor. Su içmiyor dedi. tekisine duydum. Niye su içiyordun? Ağzını sulandırıyor. İnsandır ya ama hoşuma da gidiyor. Çünkü ehli takik yani. Çok şükür. Ustad ben Risale-i Nur'un kaynağı değilim dedi. Dert benim derma kullanındır. Ben de Kur'an nuruna, Kur'an güneşine aynayım diyor ustad. Kur'an. Ben kendime çağırmıyorum. Kendime talebe değil. Ben de 48. sayfa Mirdan'da Said de diyor bir talebedir. Said Nursi ile Bediüzzaman arasındaki farkı söyleyeyim. Said Nursi senin ve benim gibi bir Müslümandır, bir kuldur, Allah'ın kuludur. İmtihana tabi bir kuldur. Beşe, yani ubudiyetiyle. Ama onun bir ruhu var ayna. O ruh aynasında Kur'an'ın hakikatleri gözüküyor. Beşeriyeti Said Nursi. O ayna ruhu ise bizim Rum'da farklı tabi. Bizim gibi ayakları gözü var diye bizim gibi mi ruha sahibi? Peygamberde de Ebu Bekir Sıddık da vesaire. Ha, Beşeriyeti Said Nursi. O ruh aynası Bediüzzaman denmiş. O aynada gözüken Kur'an, Kur'an şemsezeli güneş kabul et. Güneşe, güneşe Kur'an de. Bu aynaya Bediüzzaman bu aynada gözükener Risale-i Nur'dur. Mücedidliktir diyor. Said Nursi bunu tutan yani beşeriyeti. Onun ruhu alisi zaman O aynada gözüken Kur'an mücedittik Risale-i Nur. Ben de diyor bir nur talebesiyim diyor. Ama şimdi benim elimde mi bu? Elimde. Buna bir şey yapamıyorlar. Kur'an'a bir şey yapamıyorlar. Kur'an'ı düşürmek için ya Kur'an'da kusur bulacaklar veya Kur'an'ı tutan bu eli kopartacaklar ki düşsün. Müslüman'a onun için hücum ediliyor. Buna bir şey yapamadıkları için bu eli koparıyor. İşte nur talebelerine veya tarikata hücum etmelerinin sebebi o hakikata bir şey yapamadıkları için o cemaati dağıtmak adına onlarda rehber olan, müdebir olan, ayna olan, vesile olanların ellerini kırıp bu kitabı buradan düşsün diye yapılıyor. Direkt şahsa hücum edilmesinin sebebi o şahsın tuttuğu Kur'an içindir. Kur'an'ı düşürmek için. Hakikatler. Bu Kur'an'ın hakikatidir. Kur'an güneşinin aynadarlığını yapıyor. Ya. Zendekan ceyranının sinsizce hulul edip, hulul bu, hissiyatına mağlup kişileri. Nerede buluyorlar? Bakıyorlar. Hani var ya havalimanında şurada burada geçerken dedektör. Çünkü bir şey olunca dın dın dın, gel, bağırıyor. Böyle bakarlar. Kim böyle enaniyet delisi, şöhret delisi, Fitne fesada fucura çok uygun. Kim böyle ta, böyle aldatılmaya müsait, tahrik edilmeye, coşmaya müsait bakarlar dedektörle böyle böyle bakarlar şimdi tamam mı böyle. Kim müsait onu buluyorlar. Onu işliyorlar. Ona ya kadın teklif ediyorlar ya ciddi bir para veriyorlar ya korkutuyorlar ya kariyer, siyasi bir makam verilecek diye Sokuyor o ya çok zeki sokuyorlar ya da çok aptal gibi saf gibi birisini buluyorlar. Bulduktan sonra o da o zat da hissiyatına mağlup kişileri bulup ifsadatını alet etmesi cihetinde ikaz eden Şu kısa beyanları dikkat gerek. Harici ve büyük bir düşmanın hücumu zamanında ne yapacağız? Dahili küçük düşmanlıkları bırakmak elzemdir. Yani dışarıdan Türkiye'yi sarmış bu kadar küfür, İslam'ın nurunu, Kur'an'ın nurunu, vatanımızı, milletimizi, dinimizi, namusumuzu elimizden almak için bu kadar düşmanlar var. Hücum ederken ne yapmamız lazım? İçerideki dahili küçük nizaları, anlaşmazlıkları bırakmamız gerekiyor. Yoksa iki tane güçlüyü dövüştürürken, dövüşürken bir tane zayıf çocuk onun ikisini de dövebilir. İki ustadı misali, iki güçlü dövüşürken Adam iş yapamıyor zındık. Ama içeride bir kale yıkılmaz içeriden çökmedikçe. İki güçlüğü çarpıştırınca bir tane çocuk ikisine de sopa vurur. Hiç kimse de bir şey yapamaz. Eğer yoksa diyor hücum eden büyük düşmana yardım hükmüne geçer. Eğer içerideki nizayı küçük küçük teferat meselelerini eğer gündeme getirir, taşır, esas yapar, esas imiş gibi davranırsan o bunu eleştiriyor, o bunu kusur buluyor, o şöyle yapıyor, o burnunu kaşıyordu, o su içiyordu, o şöyle tarikatta o sakal bıraktı, o bilmem ne yaptı, o şeyhti, o tarikatta onurcuydu dersen o zaman o harici ceyranlara kuvvet vermiş olursun. Bilmeyerek ehli dalaletin safında olursun. Bilmeyerek. Bakıyorsun Müslüman'a diyelim ki bir tanesini söyleyeyim. Müslüman hiç, gayet rahat, iyi bir adam. Müslümanlığından dolayı. Niye alıyorlar içeri? Aldılar. Bir baktık içeride kafa gitmiş. Aa çıkmış ben İsa'yım dedi. Biz de ha 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 gülüyoruz. Şuna bak ya bir de İsa, bir de alim olacak falan. Vay benim Müslümanım vay. Bunu acıman gerekiyor, bunu tutman gerekiyor. Bu adam böyle değildi ki. Ya ilaç verdiler, ya verdiler ya Sen onu başının üstüne koyman lazım. Ona iyi bakman lazım. Senin adına girdi. Sen İslam'ı müdafaa ettiği için oradaydı. Sonra bakıyorsun ben İsa'yım deyince girerken böyle mi demişti? Yok. Hiç mi anlamıyorsun içeride bir şey muamele görmüştür diye? Arkadaşlar uyanık olmak lazım. Müslüman'ı Müslüman'a düşürmedikçe onlar asla galip olamazlardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bak yoksa diyor içerideki küçük meseleleri büyük mesele yapmak hücum eden büyük düşmana yardım hükmüne geçer. Onun için daire-i İslamiye'de eskiden beri tarafkirane birbirine mukabil yani ve muarız vaziyetini alan ehli İslam o daire düşmanlıktan muvakkaten unutmak maslahatı maslahat, -ı, maslahat -ı İslam öktezasıdır. Yani cemaatin, meslek ve meşrebin veya siyatin kabiledir, aşirettir, akrabadır, meslektir, siyasidir, gerginlikler olur. Ama de, dışarıdan, hariçten gelen Düşman bak harici ve büyük düşmanlar hücumu zamanında bu unutulması lazım. Şimdi Yunan'la İsrail'le savaşmaya gittik diyelim. Gevez ve savaşılıyor da. Şimdi cephede yanında bir var. Neresin lan sen? derbakır Sen nerelisin Ben Tekirdağ'lıyım. alayım. Ben gittim ben şey yapmıyorum. Öyle mi diyeceksin? Namaz kılıyorsun bir dakika. İmamsın. Sen nerelisin? Tokatlıyım. Olmaz. Nereli olacağım? İmam olmak için. Konyalı olman lazım. Olur mu şimdi? Ya arkadaşlar ya. Allah Resulü veda hutbesinde diyor. Her yerde söylüyorum. Geçen Perşembe gel. Çekmeköy'de de söyledim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yaparak gösteriyor. Ayağın altına aldığı bir şey var. Nedir o? Irkçılık. El İslamiyetül Asabiyetül Cahiliye. El İslamiyetül asabiyetil Cahiliye. Ayağımın altını aldığım ırkçılık o İslam'dan önceki hastalık. Ben bunu ayağımın altına aldım diyor. Kim diyor bunu? Aleyhissalatü vesselam. Allah diyor ki söylediğini alın. Şimdi onun ayağının altına aldığını sen kafanın üstüne nasıl koyarsın? O kafa ne olur? Utanmayacak mıyız yani peygamberin huzuruna gidince aşırıda? De. Şimdi dese ki ey Hasan buyur ya Resulallah. Ne istiyorsun? Şefaat istiyorum senden ya Resulallah. Sen dünyada Duymamış mıydın? Duyma makamında değil miydin? Ben ayağımın altına aldığımı ırkçılığı sen kafanın üstüne niye koyduktan Müslümanların ihtilafına, ayrışmasına sebep oldun ve sebebiyet verdin? Sen bunu niye yaptın? Ne diyecek? Ya oyun değil ha. Haşir meydan oyun değil ha. Kardeşim acayip bir şey ya. Sen nerelisin? Sen mi seçtin? Sirt dolmayı sen mi seçtin? O anne babadan olmayı sen mi seçtin? Anne baba seni, sen mi seçtin anne babayı? Anne baba mı seni seçti? Lan Allah'ın seçtikleri özellikle nereli olacağım, ne zaman nerede, kimle, dünyaya geleceğimi Allah seçmedi mi? Allah'ın seçtiğiyle sen de Allah seçti, onu da Allah seçti. Allah'ın seçtiğiyle Allah'ın seçtiği üzerine cakka yapılır mı? Üstünlük nerededir? Takvadadır ya. Bitireyim. Şimdi bu zamanda ejderhalar ifritler hükmünde dinsizlik komitelerinin hücumunda ve tahribatlar zamanında müdafamda ben diyor İslam'a ve Kur'an'a hizmet ederken diyor ustad. Kimler? Bu zamanda ejderhalar, küreselciler, dinsizler, komiteler İslam'a hücum ederken hilafet kalkıyor, camiler yıkıyor, alimler talimler için asılıyor. Ben mücadele ederken dinsiz komitelerle müdafamda ey ehliman beni mudafamda yalnız bırakırsanız bende görünen o sinek kanadı kadar kusurları görmek. Niye sakal bırakmadı? Başka? Niye evlenmedi? Olar nasıl alacaklar? Nasıl sakal bırakacak? Nasıl <laughs> evlenecek ya? Bizim gibi mi ya? At üzerinde dolaşan savaş gibi. Kimdi o Yavuz'u? Hep böyle haremde yaşamış gibi. Aman ya Rabbi ya. Yani savaştan inmemiş yani. Usta hapisten çıkmamış niye evlenmemiş diyor. Hapiste sakal bırakmamış. Allah Allah. Yani ben diyor bunlarla komitelerle savaşırken hatta seni Mısır'a götürelim dedikleri zaman Hicaz'a şey, Mustafa Sabri Efendi gibi dedi ki ben perde arkasında savaşmayı istemem diyor. Her şeye rağmen burada savaşıyor bahane arıyor. O Kürt'tür. E ben de lazım. Allah Resulü de Arap. Allah da memleketi yok. E ne olacak şimdi? Allah'ın dinine uymayalım mı? Memleketi yok. Allah'ın bir yerli değil. Allah her yerin sahibi. Yani Müslümanı böyle yaptılar be kardeşim. Müslüman nasıl yaptılar? Ayağın altına aldığı Allah Resulünün İngilizler aldı başımızın. Beni diyor böyle yerlerde, mudafamda bende görünen sinek kanadı kadar kusurları görmek. Ailede de öyle ya. Basit şeyi ya evi yıkıyorsun ya ne neymiş yani. Namussuzluk mu yaptı? Ne yaptı kardeşim? Malın mülkünü sana rağmen mi tasadük etti? Görmek, o hücum edenlere bir yardım hükmüne geçmektir. Ve 10 adet muhtaçlardan 5-6 biçareyi nurun ilaçlarına mahrum etmektir. Ve son sayfa mı? Daha gitmeyeyim. Var mı? Son, düz okuyayım o zaman. Burası mı? Sizin tesadüfinize benim ziyade emniyet verdiğimin sebebi, Yalnız bize ve risale Nur'a menfaat için değil, belki tahkiki man dairesinde olmayan ve nokta istinada ve sarsılmayan bir cemaatin katı buldukları bir hakikata dayanmaya pek çok muhtaç bulunan avamı ehliman için. Avam böyle bir dayanak, sağlam bir cemaata ihtiyacı var. Dalalet ceylanlarına karşı yılmaz. O halk ne yapması lazım? Dalalet ceylanlarına karşı yılmayan, çekilmeyen, bozulmaz, aldatmaz bir cemaati bulursa, bir merci, bir murşit, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören, yani etraf der ki, olan ne oluyor ya bu kadar araba geldi, şöyle bak. ben yeni gelen ilk defa gelecek, bakacak, olan tahsili, kültürlü bu kadar insan geldi ya. Bu niye geldi? Bak bir de ben bakayım diyecek. Güveni olacak. Bak bu kadar insan geldi. Bunlar aptal değil. Bunlar da aldanmış olamaz. Etraftaki evleri düşün. Olan araba var, şunlar var, bunlar gelmiş. Allah Allah ne var ya burada diye. Sizi gören bir merci, bir mürşit, bir hücret olursun. Olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüz, birliğimiz gören kanaat eder ki burada bir hakikat var. Hiçbir şey feda edilmez. Ehli dalalete başını eğmez. Mağlup olmaz diye kuve maneviye ve iman kuvveti bulur kuvve maneviyesi ve imanı kuvvet bulur. Ehli dünyaya ve sefaate iltihaktan kurtulur. Demek tesanüdü bozmak, Müslümandan Müslümana laf taşımak, Müslümandan sonra gıybet yapmak, Müslümandan Müslümana kusuru görüp de cemaatına saldırmak. Mesela Müslümanın kusurunu İslamiyet temal ediyor. La kardeşim İslamiyet insan değil, Müslüman insandır. Müslümanın atası İslamiyet temal olur mu? Cemaatın bir eferdi olarak cemaatimi kusur olmayacak mı? Benim senin kusurun niye mensup olduğun cemaata mesul etsin ki? Demek tesanüdü bozmak, itimada dayanan avamın imanını sarsar. Bir Müslümanların birliğine zarar veren kim varsa Müslümanların birliğine e, sebep olan bu cemaata hücum ettiği için imanını sarsar ve ehli bidaya iltihak etmelerine sebebiyet verir ki bu manevi ve külli tahrip vicdan ve manevi mesuliyet hissine sahip olanları titretir. Evet şu beyan ustadanenin nazara verdiği tesanudu bozma cinayeti ve mesuliyeti dünyanın üzerine konulsa yani son başka yok. Yani adamın şahsı kusuruyla cemaatına İslam Müslüman oluşuyla İslamiyetine hücum etmek ne demekmiş? Bak diyor ki, evet şu beyan-ı ustadanenin nazara verdiği tesanudu bozmak, birliğimizi bozmak, İslam birliğini bozan cinayet ve mesuliyeti dünyanın üzerine konulsa, bu manevi cinayeti dünyanın üzerine konulsa, dünya çöküp perişan olacağı manzarası hayalde canlanıyor. İşte bu ve benzeri şiddet beyanlar, hakiki nurcuları hecren cemiyle diyelim ki tamam anlaşamıyorsun bir şey yapamıyorsun herkesle beraber olmakla şey değil kavga etmeden Kur'an'ın tabiridir hecren cemiyle güzel bir şekilde uzaklaşın diyor i̇fade i Kur'an'ı itibaren vesile-i inşikak olmamak yani fitneye sebep olmamak çünkü fitneye sebep olana Allah Resulü dua etmiş öyle mi? Lanet olsun demiş. Fitne çıkaranı Allah lanet etsin dedir. Fitne. Vesile inşikak olmamak için azamız sabır dairesine giriyorlar. Demek ki bir olacağız, güçlü olacağız, beraber olacağız. Kusurlarımızla beraber biz hep beraber olmak zorundayız. Çünkü düşmanımız çok ve her tarafımızı çevirmişler. Fiil, fiiliyatımızı bozmaya çalışıyorlar. Aklın fikirlerini bozmaya çalışıyorlar. Vicdanın isteğini bozmaya çalışıyorlar. Vicdaniyat dünyasını. Kalbin duygularını yani insanı özelliklerimizi bozmaya çalışıyorlar. Ruhumuzu bozmaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ya Rabbi fırsat verme. Müslümanların her ne olursa olsun istikametini nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım İslamiyet'e ve Müslümanlara Gazze'ye ve Bilad-ı İslam'a. Nerede Bilad-ı İslam'da? mazlum varsa, mücahit ve mücadele edenler varsa Ya Rabbi yardım eyle. Allah'ım ona düşmanlık edenlere kahhar ismine karı perişan eyle. Müslümanları fensurna levka kafirin sırrına mazar eyle Ya Rabbi. Ve ahir davahu menil hamdülillahi rabbil alemin El Fatiha. Cenab-ı usul ve furunuzdan da furularınıza yani evlat baba, dedelerinizi kim varsa da hepimizin hissedar eylesin inşallah. Amen.